Ahmet Paşa'm, bu sert mizacınız hem sizin hem de karşınızdakinin müşkül haller doğurmasına sebebiyet vermiyor mu? Yani hem siyaset yapıyorsunuz hem de bir eliniz sürekli kılıcınızda. Kan damarda temizdir paşa. Bizim sert mizacımızda döktüğümüz kan dökülmüş, yerlere saçılmışsa temiz değildir. Biz temiz kanı dökmedik, dökmeyiz. Mizacımız sert, doğrudur. Lakin biz devletimizin önünde sur olmak duasıyla yola çıkmışız. Meselemiz eski toprağı eşeleyip yeni bir bahçe kurmak. Paşam, eski toprak diyerek neyi kastettiniz? Bütün bir Osmanlı, Türk ve İslam tarihi paşa. Toprağımızda gömülü olan her şey. Bunu bulup çıkaracak eller de sadece Hakan'ımızın elleridir. Görmez misiniz? Evelallah. Maziye dair bir hazine bulabilmek için nasıl da tüm kuvvetiyle kazıyor toprağı. Paşam. Ne hazinesi? Paşa, bu sizin bildiğiniz altından, zümrütten daha kıymetli bir hazine. Ne diyorsunuz paşam? Nasıl yani? Neredeymiş bu hazine? Hünkârımız bu hazineyi mi bulmaya çalışıyor? Evet. Hünkârımız arıyor. Hazine kocaman bir sandıkta gizli. Allah Allah. Ne varmış bu sandığın içinde? Kiminmiş bu hazine? Ademoğlunun paşa. Sandığın içinde haysiyet, izzet, şefkat var. Hazinenin içinde azim, sebat ve cihan imparatorluğu olmanın sırrı, ilahi kelimetullah var. Anladım paşam. Bütün bu faziletler iyi, güzel tabii. Lakin bu sandıkta hiç mi zümrüt altın yokmuş? Paşam, hususi bir telgraf var. Sağ olun paşa. Ne yazıyor paşam? Kötü bir şey mi oldu? Avukattan gelmiş. Hakan'ımızla hususi olarak görüşmek istiyor. Ancak malumatı o zaman verecekmiş. Paşam, bu mühim bir haber. Hünkârımıza haber vermemiz icap eder. Paşa! Buyurun efendim, buyurun. Paşam, siz Hakan'ımızın emniyetinin kıymetini en iyi bilenlerdensiniz. Biliriz elbet, evelallah. O halde bu havadisi Hakan'ımızdan gizlememiz şart. Hakan'ımız bu havadisi öğrenirse gidecektir. Tek başına gelmesini istiyor. Hakan'ımız şartlar ne olursa olsun devleti için tek başına gider. Biz onun muhafazasını alamayız paşa. Bu sebeple Hakan'ımızdan bu malumatı gizleyeceğiz. İyi de paşam, yerine kim gidecek? Ben gideceğim paşa. Ahmet paşam, vallahi billahi hünkârımız bunu işitirse çok kızar. Varsın kızacaksa bana kızsın paşa. Biz İngilizleri bir şekilde bu topraklardan göndeririz. Lakin Hakan'ımız gibisini bu cihanda bir daha bulamayız. Elbette. Eğer bir şey olacaksa varsın bana olsun. Allah korusun paşam, Allah korusun. Ağzınızdan yel alsın, Allah korusun. O nasıl söz? Lakin bu verdiğiniz karar da çok mühim bir karar. Yani ben bütün mesuliyeti alıyorum paşa. Siz gönlünüzü ferah tutun. Vallahi siz bilirsiniz paşam. Hünkârım, hiç mi endişe etmezsiniz?
İngilizler gemileriyle yola çıkmışlar ve olanca azametleriyle bize saldıracaklarını söylüyorlar. Birleşik Krallık, Rusya, Fransa, Almanya. Bunlar azametli görünürler. Bunlar harika birer tavus kuşu gibi görünseler de o harika tavus kuşunu taşıyan iki çöp bacaktır. Tavus kuşunun muhteşem görünen kanatları zayıf iki bacağın üzerinde durur. Bizde ise vaziyet farklı. Lakin bu Batı'nın aristokrasisi var. Yani bu Batı bütün devleti bu aristokrasi üzerine bina ediyor. Hükümdarlıksa halkın hakimiyetinde. Bizde ise ruh aristokrasisi vardı paşa. Onlar devletlerini soylu ailelere bırakmış. Bizse soylu ruhlara, soylu şahsiyetlere bırakmıştık. Onlarda halk iradesi, bizde ise hak iradesi hakimdi. Hak iradesi derken Rabbin iradesinden bahsetmiyorum sadece. Hakikat olanın iradesi. Rabbin bildirdiklerinin hakka dayanan temsili. Biz ancak ve ancak o çağları dirilterek büyük bir devlet oluruz paşa. Hünkârım, merakıma mucip oldu, sormadan edemeyeceğim. Affınıza mağruren. Peki, bu Batı'nın hiçbir reçetesi mi bizim işimize gelmez? Düşman çiçek yollamaz paşa. Gel. Hünkârım. Söyleyiniz paşa. Şivenas Hanım'a hediyesini verdik. Âlâ. Ahmet Paşa'yı gördünüz mü? Hayır hünkârım. Siz gördünüz mü Mahmut Paşa? Odada birlikteydik hünkârım. Sonra nereye gittiğini bilmiyor musunuz? Yalan söyleyemeyeceğim hünkârım. Söylemeyiniz paşa. Hünkârım, avukattan haber gelmiş. Sizinle buluşmak istediğini, lakin teke tek görüşmek istediğini söylemiş. Ahmet Paşa da bu olayı sizden gizleyerek buluşmaya gitti. Bir tehlikeye mahal kalmasın diye hünkârım. Cisim! Çık ortaya! Avukat! Avukat! Kaçma! Avukat! Kimsin be adam? Benim paşa. Hakanım.
nerede? Kaçtı Hakan'ım. Ürkmüş olmalı. Şimdi ona nasıl ulaşacağız paşa? Bütün hamlemizi ondan gelecek havadis üzerine bina etmiştik.